Evet değerli izleyicimiz, Konuş Adıyaman programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi başta sağlık olmak üzere herkese kucak dolusu selam ve saygılar gönderiyorum. Sevgili Mehmet Elçi abimizle beraber bu akşam yine ekranların başındayız. Tabii o sevgili Mehmet Elçi ana kumandada ama biz bu ekranlardayız. Bundan dolayı da kendisine bizlere vermiş olduğu emekten dolayı ekibim adına teşekkür ediyorum. Derecemiz her hafta salı günü saat 21'de bu ekranlarda sizlerle birlikte olacağız ve sizlerden gelen sıkıntı ve sorunlarınızı bu ekranlardan canlı canlı paylaşmaya gayret edeceğim efendim. Her zaman olduğu gibi yurt içi, yurt dışından bizleri arayan dostlarımıza, abilerimize, büyüklerimize selam ve saygılar gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Bununla beraber sağlık çalışanlarımıza, emniyet teşkilatımıza, jandarma teşkilatımıza selam ve saygılarımı gönderiyorum. Yine her zaman olduğu gibi kader mahkumlarından çok telefon, mesaj alıyorum. Onlara da buradan yine kucak dolusu selamlarımı göndermek istiyorum efendim. Yine bizleri yurt içinden, yurt dışından, Almanya'dan, Belçika'dan, Rusya'dan, Belarus'tan izleyen herkese selamlar gönderiyorum. Birazdan onların da ismini zikredeceğim. Tabii ki bu programın bir formatı vatandaş da bizleriz. Yani sizlerle biz bizeyiz. Stüdyo konuğumuz yok. Canlı telefon almıyoruz. Sadece WhatsApp üzerinden bizlere yazabilirsiniz. Sıkıntılarınızı, sorunlarınızı, çevrenizde yaşadıklarınızı, gördüklerinizi veya ben yetkiliye ulaşamıyorum. Yetkililere ulaşamıyorum dedikleri vakit bizim aracılığımızla rahatlıkla ulaşabiliriz. Evet. Konuş Adıyaman Türkiye'de hani böyle vatandaşın nabzını ölçen, canlı yayında vatandaşın dertlerini birebir konuşan tek program. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. İyi ki varsınız. Yani bazen bu programın tekrarları Mercan TV ekranlarında yayına giriyor ve çok telefonlar alıyorum yine. Geçen günler Besin'den bir abimiz aramıştı. Selam göndermişti. İnan ismini bana zikretti ama hatırlamıyorum. Buradan da Besin'e selam olsun efendim. Şimdi kimler var? Tabii ki bu akşam konularımız bir hayli farklı konular var. Geçen haftadan okuyamadığım mesajlarım vardı. Onu bu akşam bir nebze okumaya gayret edeceğim. Tabii ki sorunlar bitmez. Bizler de dilimizin yettiği kadar bunlara çare üretmeye çalışacağız. Sevgili Mehmet Kızılbay, Mehmet abimiz bizlere mesaj yazdırdı. Mehmet abi selam olsun sana. Mehmet Kızılbay ve ailesine selam gönderiyorum. Yine bizleri Belarus'tan arayan sevgili Umut ve Mert İli'ye selam gönderiyorum. Allah razı olsun. Mesajlarınızı bekliyorum. Yazabilirsiniz şimdiden bana. Yazanlar da var ama siz de hemen yazabilirsiniz. Yine efendim böyle bizi Belçika'da izleyen Şambayatlı Zeki Karadayı'ya selam olsun. Belçika'dan bizleri izliyor efendim. O da bir Adıyaman sevdalısı. Tabii ki uzun yıllardan evvel gurbette. Belki de gurbet hasretini, sılasını bu program aracılığıyla buradan gidermiş oluyor. Şimdi efendim o kadar soru geldi ki geçen haftadan gelenler vardı. Onlara bir bakalım. Hemen bir soru geldi. İyi akşamlar. Ben Adıyaman Koru Köyü'nden Yavuz Coşkun demiş. Tütünümüz ne olacak? Emeğimizi ekmeğimize dokunmasınlar. Ne olur bir çare demiş. Adıyaman Koru Köyü'nden Yavuz Coşkun göndermiş bana. Evet şöyle bakıyorum. Sayın kardeşim çok güzel program yapıyorsun. Tebrikler demiş. Tarım arazilerini betonlaştırmasınlar. Bir de anız yakmasınlar. Bunu hep gündeme getirirsen çok iyi olur demiş. Yurt dışından, Almanya'dan bir izleyicimiz göndermiş. İsim vermemiş ama Almanya'dan yazdığını buradan belirtmiş efendim. Ve şöyle bakıyorum. Evet bir soru daha gelmiş. Değerli Mercan TV yöneticileri, bir kahtar olarak sizleri canı gönderen selamlıyorum. Sizlerden ufak bir ricada bulunuyorum demiş. Kahtamızın belediye başkanları her gelen hizmette sınır tanımayan sloganıyla söz veriyorlar. Kahtamın yarısından fazla sokakları çakıl.
İnsan utanıyor demiş. İç Anadolu'da, Karadeniz'de, Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinin köylere dağda iki ev, arsa, soyu, suyu, yolu, yol aydınlanması asfaltıyla yapılıyor demiş. Bizim Kahta'nın kaç dönemdir her gelen başkanlar ne hikmetse bir çözüm bulamıyorlar demiş. 15-20 seneden bir çevre yolunu yapamadılar demiş. Allah aşkına bunlar ne yapmaya çalışıyor bilemiyoruz demiş. Böyle bir soru gelmiş bana. Kahta'dan yazan bir izleyicimiz. Evet, Bahçeliler Mahallesi yollarını kazdırdı demiş. Asfaltlama yok, tozdan mahvolduk. Sokaklar çöplerle dolu, belediye sokakları temizlemiyor diye bir soru gelmiş bana. Emin Bey yazmış bana. Aslında Emin Bey, yani burada hani asfalta bir şey diyemem ama temizlik konusunda benim gördüğüm kadarıyla Adıyaman Belediyesi'nin belki de en çok şu anda çalışan aktif birimlerden biri temizlik. Yani sevgili Mahmut Yıldırım ekibi, sevgili Ömer kardeşim, Sami kardeşim, yani gerçekten sabahın saat 5'inde 6'sında başlayıp gün boyu çalışan bir ekip. Yani hakkını yiyor, yiyedi öldür, hakkını inkar etme. Hani belki senin orada bir günlük çöpünü almayabilirler. Ama bunun için de tümünü, yani tüm temizlik çalışanlarını töhmet altına koymayalım diyorum sevgili Emin kardeşim. Evet, İstanbul'dan yazıyorum demiş. Adım İbrahim, iyi yayınlar diliyorum demiş. Kolay gelsin diye bir soru gelmiş bana. 0802 göndermiş. Abi Altınşehir'in hali ne olacak demiş. Kendi kendine yıkılmasını bekliyorlar demiş. 93-96 göndermiş bana. Evet, Mercan TV demişsiniz. Şu anda sizleri izliyoruz. Başarılar demiş efendim. Ama hızlı bir şekilde okuyorum ben. Mustafa Hocam teşekkürler demiş. Rabbim seninki cihanda yormasın. Amcamızın, dayımızın etmediği abiliği yaptın demiş. Yapıyorsun demiş Memek için. Allah sizden razı olsun. Dualarım sizinle demiş. Elif kardeşim göndermiş bizlere. Şöyle bakıyorum hızlı bir şekilde değerli dostlar. Sevgili Ramazan Taşçı abime, Adana'ya, sevgili İlhan İlbey kardeşime selamlar gönderiyorum. Evet, Osman Akarsu göndermiş efendim. İyi yayınlar demiş. Kahta'dan selam abi demiş. İlçemizde hayvan besleyenler ne zaman ilçenin dışına çekilecek demiş. Kokuları çekilmiyor demiş. Bizim sokak 15 metre demiş. Adam ev yapmış, kafe kalmış. 10 metre neden duran yok demiş. Osman Akarsu göndermiş bana. Evet. Selamünaleyküm demiş. Ben İsmail Çoban, benim bir şikayetim var demiş. İçtiğimiz suda sıkıntılar var demiş. 3 yaşındaki çocuğum ve eşim içtiğimiz sudan sabırsızlık diyor ve hastalanıyoruz demiş. Bir haftadır çocuğum ve ben, eşim doktora gidip geliyoruz. İçtiğimiz suda yabancı madde var demiş. Lütfen kontrol etsinler. Her indiğimizde kuruyoruz demiş. Lütfen ilgilen demiş. Allah aşkına Allah razı olsun demiş. Doktorlar da salgın olduğunu söylediler demiş. İçtiğimiz sudan dolayı. Bu kardeşim bana 34-34 hangi ilden yazmış veya hangi ilçeden yazmış? Adıyaman'dan mı yazmış? Adıyaman'dan yazdıklarını ifade ettiler. Bilmiyorum Adıyaman'daki şu anda içme sularımızda böyle bir sıkıntı var mı? Yani bu konuda analizler, tespitler yapılıyor mu? Onu bilemiyorum ama böyle bir sıkıntı var ise şayet, ki var ise şayet, tedbirler alma noktasında buradan yetkililere mesaj gönderiyorum efendim. Eğer Adıyaman içme suyunda, ki içme suyumuz bizim her şeyimiz. Adıyaman içme suyu, yani dillere destan bir suyumuz vardı. Ama şu aralar sular kesilmekte. Tabii havaların sıcak olması, kuraklıktan dolayı suların kesilmesi ayrı bir sorun diyorum ben. Ama böyle bir sıkıntı var ise şayet, yani sularda bir hastalık belirtisi var ise şayet, gerek İl Hıfza Sıha Kurulu, gerek belediye yetkilileri bu konuda açıklamada bulunurlar ki bekliyorum ben. Şimdi, evet, bir vatandaş diyor ki, şu Akadaş'a diyor, 1,5 aydır abone alamıyoruz. 1,5 aydır biz müracaat etmişiz. 1,5 aydan belli aboneyi alamıyoruz. Aboneyi almazlar. Şimdi geleceğim diğer boyutta. Doğalgaz şirketi. Vatandaşın işini askıya almak için elinden gelen tüm gücü kullanıyor. Bakın, bizler aidat ödüyoruz. Yani biz oraya abone olduğumuzda bir miktar para ödüyoruz. 600 lira mı, 700 lira mı bilemiyorum. Depozit veriyoruz. Bizim gibi Türkiye'de, yani ilimizde 60-70 bin abonenin olduğunu düşündüğüm vakit hesap ortada.
Peki gelelim hizmete. Arkadaşlar burası çok önemli. Gelelim hizmete. Bakın hizmet noktasında sıfır. Ben bir doğalgaz çektireceğim. Müracaatımı yapıyorum. Diyor ki 3 ay içerisinde biz senin evine doğalgaz çektireceğiz. Atıyorum. Aylardan 9. ay, 8. ay. Yani ben 3 ay, 12. aya kadar bekleyeceğim. Beyefendiler, beyefendiler gelecekler benim doğalgazımı 3 ay sonra bağlayacaklar. Peki ben buradan soruyorum arkadaş. Sen paranı tıkır tıkır alıyorsun. Sen hizmet noktasında sınıfta kalmışsın. Sen hizmet noktasında bu saate kadar neden bir ekiple çalışıyorsun? Hesap verir misin lütfen? Evet, bir ekibim var ve bir ekibim koca Adıyaman'a hatta ilçelere kadar gidiyor. Arkadaş sen bir vatandaşa 3 ay bekleme lüksüne sahip değilsin. 3 ay bekleme sözünü vermeye sözüne sahip değilsin sen. Bunu yapamazsın. 3 ay o vatandaşı mağdur edemezsin. 9. ayda abone almak isteyen bir vatandaş 12. aya kadar bekleyemez. Hava soğuk, hava kış, fırtına var. Kişi hasta veya küçük çocukları var. Yani Allah'tan korkun ya. Sen vatandaştan tıkır 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 para alırken çıt yok ama vatandaş senden hizmet beklediği vakit 3 ay bekle. Var mı böyle bir dünya ya? Var mı böyle dünya? Param var. Para senin, benim param. Onun parası. Kullan kardeşim. Ekibin birse 2 yap, ikisi 3 yap, üçse 5 yap. Ama adamların umurunda değil. Umurunda değil. Hesap soran yok. Yani kimleri kimin cebinde o da meşhur diyorum ben. Osman Bey'in selamını ilettik. Sevgili Baykan Sarıkaya. Küvreme de selam ve saygılar olsun. Mertçe programıncısı diyorum ben. Sevgili Baykan Sarıkaya. İnşallah bir gün beraber oluruz. Sevgili Baykan Küvreme de selam olsun. Evet, Hüseyin Çimenli yazmış. Çimenli Hüseyin yazmış. Muhtarım kolay gelsin. Bizim köyün yolunu unutma demiş. Unutmuyorum Hüseyin abicim. Unutmuyorum. Geçen hafta söyledim. Bakın şu memlekette halen daha altyapısı olmayan mahalleler var. İsim vermek istemiyorum ki verebilirim ben. Asfaltı dökülmeyen caddeler var. Yani Allah'tan korkun ya. Bir gezin dolaşın diyorum. Geçen hafta da söyledim, bu hafta da söylüyorum. Yani biraz vurdum duymazlık tavrınızı bırakın. Şu memleketin sorunlarına bir ilgilenin. Halkın içerisine bir inin ya. İnin, deyin ki ne var ne yok. Neler yapılıyor, vatandaşın derdi nedir diyen bir yetkili var mı? Yok. Evet, hayırlı akşamlar. Sessizlerin sesi oluyorsunuz. Ayrıca selamından dolayı teşekkür ederim. Kaç gün önce sularda koku sızıntısı vardı demiş sevgili Mehmet Kızılbay. Vallahi Mehmet abi doğru söylüyorsun. Ali Taş Mahallesi'nde oturan çok değer verdiğim bir abim bu mesajı bana göndermiş. Abi bu koku, sudaki koku gerçekten ne derece, biz tabii neticede belki suyu damacana su içiyoruz ama demek ki vatandaş mağdur oluyor. Ben de korktum vallahi, hazır su aldım. Yani böyle bir soru geldi bana bir iki saat öncesinden. O yüzden hazırlıklı tedarikli olmaya başladık. Allah göstermesin. Zaten bir korona belası var. İkinci bir vakaya yakalanmayalım diye tedbir aldık biz buradan. Şu kale sokakları, kale ve sokak aralarında duvar yazılarıyla ilgili bana çok soru gelmiş. Arkadaşlar bakın bu gerçekten ciddi bir konu. Yani gençler, sizler bilmiyorum neyin hesabını yapıyorsunuz, bilmiyorum ne için o duvarlara o kirliliği sergiliyorsunuz, onu bilemiyorum ama biraz yani saygıda kusur etmeyelim diyorum ben. Abi demiş şu kepazeliklere bir değinsene demiş. Toplumun ahlakını bozuyorlar demiş. Memlekette ne sevgi kalmış ne saygı. Büyük küçük olmuş, küçük büyük olmuş. Okul önleri, arka sokaklarımız, çarşıda, pazarda ahlaksızca hal ve hareketler yapanlar var demiş. Lütfen bunu bir okur musun demiş. Arkadaş insanın içinden olmalı. Biz burada bu konuyu defalarca gündeme taşıdık, konuştuk. Her hafta bunu ilettik. Ama ne acıdır ki gençler, işte bu gençlik çok önemli. Geleceğimizin teminatı olan gençler lütfen biraz daha saygıda ve kusurda rahat tavır sergilemeyelim. Biraz daha dikkatli olalım sevgili gençler. Bakın hava ısındı. 1 Temmuz'dan sonra biliyorsunuz normal bir sürece başlayacak ülke olarak.
Mesafe tabii ki çok önemli. Devletimiz tedbirler noktasında gereken çalışma yapıyor ama biz bunu elden bırakmayalım. Yani tedbirler tamam her şey bitti demeyelim. Bakın ikinci bir virüs var. Delta ile ilgili biliyorsunuz dünya artık Delta'nın hesaplarını yapmaya başladı. Koronayı bitirdik, Delta var başımızda. Baş belası olarak gelecek. İnşallah Türkiye'de gelmez. Sakın tedbiri elden bırakmayalım. Ya bu Delta da diğer virüs gibi, yani koronavirüs gibi öyle değil. Yani nefesten bile, yan yana geçten bile hastalık kapan bir çeşit diyeceğim ben. Evet, 77-11 göndermiş bana. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. İstanbul Küçükçekmece'den sizleri izlemekteyim. İyi yayınlar diliyorum. Mahmut Aslan. Adıyaman'daki konut fiyatları İstanbul ile yarışıyor demiş. Neden? Konut fiyatları çok yüksek. Mahmut Bey, İstanbul'a Aslan ailesine selam gönderiyorum. Çok güzel bir konuya temas ettin. Allah senden razı olsun. Bakın, şu memlekette Allah aşkına bununla ilgili bir hazırlık yapmıştım zaten. Geçen hafta da bana gelmişti. Demişlerdi ki vatandaşlar, Adıyaman'da müteahhitler vatandaşın kanını emiyor. 1 milyon liralık araba binmek için, 60 bin liralık saat takabilmek için, bakın burası çok önemli. Müteahhitler için yazmış vatandaş. 50 bin liralık üzerlerinde durmayan takım elbise giymek için 150 bin liralık daireyi 350 bin liraya satıyorlar. Gerçi Adıyaman'da 350 bin liralık daire bulmak da artık zor. Artık trilyon diyeceğim. Yani 1 trilyonluk daireler var. Yani masrafa bakın. Ama adamın yaşamına, lüksüne bakın Allah aşkına. Ben hepsini kastetmiyorum. Güzel insanlar da var. Vicdanlı insanlar da var. Bakın vicdanlı insanlar da var. Ama öyle var ki adamın burnundan kıl alamazsın. Yani o müteahhit ama yani sanki böyle Allah ya her şey benim diyen müteahhitler de var. Biraz sevgi saygı diyorum. Yani bir soru daha gelmiş bana. Konut fiyatlarının yüksekliği aile yaşantımızı ve komşuluk ilişkilerimizi de etkiliyor diye bir soru gelmiş bana. Diyor ki kredi taksidini ödeyeceğim diye kısılan mutfak, giyim ve benzeri masraflar hem çocuğumuzu hem de aile yaşantımızı etkiliyor. Müteahhitler ve yapsaççılar sizin lüks yaşantınız için çocuğuna ayakkabı alamayan bir babaya bakın ne hale getiriyorsunuz diye bir soru gelmiş. Yani vatandaş diyor ki dişimden tırnağımdan kesinti yapıyorum. Borç harç bankalardan sağdan soldan altın alıyorum, konu komşudan işte borç harç alıyorum ben. Akrabalardan neyse ki o da yok, o da kalmadı öyle. Nerede eski günler, nerede eski akrabalıklar? Nerede? Vallahi hepsi ilan olmuş, açık konuşayım. Öyle eski dostluklar, eski akrabalıklar yok ya. Sağımızda, solumuzda dost dediğimiz, kardeş dediğimiz, akraba dediğimiz insanlar kuyu kazıyorlar ya. Kuyumuzu kazmaya gayret ediyorlar. Arkadaşlar bakın eski günlerimizi arar olduk. Bakın eski günlerimizi arar olduk. Yanlış mıyım Allah aşkına? Ben biliyorum şu anda ekranları başında bizi izleyen birçok vatandaş diyor ki helal olsun vallahi doğru söyledin. Yanlış mıyım arkadaş? Aynı bir arada oturuyoruz, konu komşunun yüzünü görmüyoruz. Akrabalıklarda sadece bayramdan bayrama gidiyoruz. Hatta bayramlarda bayram öncesi sırf evine misafir gelmesin diye kapısına kilit vurup tatile giden insanlar olduk. Yalan mı? Şimdi o konu biraz uzun konu. İnşallah ona önümüzdeki haftalarda da gireceğim. Biraz daha detaylı açacağım. Yani herkes müzdarip bu konuda ya. Allah aşkına bakın. Yok amca çocukları, dayı çocukları, teyze çocukları birbirini tanımıyorlar. Tanımıyorlar. İşte küskünlükler var. Efendime söyleyeyim. Bu bunu yaptı. Bunun evi var. Benim niye yok? Bunun şunu var. Benimki niye yok? Onunki var. Bununki niye yok? Hep bundan dolayı biz akrabalıkları unuttuk. Ya bırakın Allah aşkına ya. Eğer Ahmet, Mehmet birileri bir şeyler yapmışsa övünün ya. Senin ciğerin, senin tırnağın, senin her şeyin, senin soyadını taşıyor. Ama bizde bir hasutluk var. Bir hasutluk var ki anlatamam. Ki bu Adıyaman'ın fıtratında var ya. Hani bununla ilgili biliyorsunuz dedikodumuz da meşhur. Allah versin. O da ayrı bir konu. Evet sevgili Hüseyin abi demiş ki muhtarım genç kızlar erkeklere ağza alınmayacak küfür ediyor demiş. Hem de bağıra bağıra. Gençliğimiz bu mu demiş. Bu değil abi. Bu değil. Vallahi bu değil. Billahi bu değil. Parkta görüyorsun gençleri. Hani insan
arkadaştır, kola içer, efendime söyleyeyim, su içer, çekirdek yer. Ama bakıyorsun çok uygunsuz hareketler var. Bunu biz görüyoruz. Yani sen de ben de görüyoruz arkadaş. Bakın mahallemizde biz parkları istemiyoruz artık. Diyoruz ki parklar olmasın. Niye olmasın? Bu nahoş hareketlerden dolayı. Ne oldu? Ha kişiye diyorsun genç. İşte kardeşim neyse. Yavrum, oğlum, kızım neyse. Yapma. Ve bir de sen tersleniyorsun. Sana ters tepki gösteriyor. Büyüğün, evladın yaştaki insan sana tepki gösteriyor. Öyle bir hal aldık. Doğru söylüyorsun sevgili Hüseyin abi. Evet, 98-79. Selam, iyi yayınlar demiş. Ben Adıyaman Kahta'da oturuyormuş. Kahta Devlet Hastanesi kadın doğum programı sıra almaya çalışıyorum. Bir aydan beri mehalesi randevu sisteminden bildirim açmışız. Hala sıra alınamıyor. Alınamıyor demiş. 182'ye arıyoruz. Sıra yok. Her gün bakıyoruz, arıyoruz. Yok. Yetkililere sesleniyoruz. Kadın doğum önemli bir prokonik ama sıra açılmıyor. Bu halimiz ne olacak demiş. Bu konuda sesimiz olur musunuz? Ah benim sevgili Kazım Karagöz abim. Eyvallah. Hayırlı akşamlar demiş. Adıyaman'daki para kooperatifleri, başkanları 25 milyar maaş alıyorlar. Vay. Vay abi, bu kadar maaş alan var mı ya? Yani ben boşu boşuna burada nefesimi tüketiyorum desene. 25 milyar kooperatif başkanları maaş alıyor. Vay. Altlarında 800 milyarlık araba var. Vallahi helal olsun. Büroları, büroları yani. Vali makamından daha lüküs. Doğru, katılıyorum sana. Allah aşkına Adıyaman'daki kooperatif başkanları kaç tane esnafa adil bir şekilde yardımcı olmuşlar? İlgili makamlara sesleniyorum. Adıyaman'daki para kooperatifleri hepsini kapatın, kapatın, denetleyin demiş. İkinci sorum, geçen hafta tekrarlıyorum. Tüm esnaf halk çöplerini çöp poşetlerine koyarak çöp konteynerine koysunlar. Bu bir kampanya başlasın. Sayın Belediye Başkanımız çevreye duyarlı bir, çevreye duyarlı, doğaya yararlı olmaya davet ediyorum. Çöp poşet projesini başlatalım. Çöp toplayan görevli arkadaşlar bile zorda kalmazlar. Bu proje Adıyaman'a şarttır. Sayın Mustafa Üstadım, dükkanında 8 kişi var. Hepsinin sana selamları var. Sizi seyrediyoruz. Teşekkür ederim Kazım Karagöz. Şimdi birinci soruna geleceğim sevgili Kazım abi. Her hafta, her zaman söylerim. Hatta bana kızıyorlar ya. Bazen böyle hani arıyorlar bana. Yani kızmalar değil. Yani öyle bir korkumuz da yok çok şükür de. Arıyorlar. Ya işte sen dün akşam ya ertesi gün dedin ki şu kooperatifler, STK'lar falan filan eleştiri yaptın. Doğru, eleştiri yaptım arkadaş. Yine eleştiriyorum seni diyorum. Yani arayanlar bana mı söyledin? Vallahi kim yarası varsa o kocusun sevgili kardeşim. Sevgili oda başkanım. Aslında onlar başkan değil. Onlar oda başkanı değil. Onları gösteriş için sadece kartvizit başkanları. Evet, iddia ediyorum. Sadece kartvizit başkanları. Onların ceplerinde kartlar var. İşte gidiyorlar. Ben filan odanın başkanıyım. Şuyum buyum deyip böyle hava atan başkanlar var şu memlekette. Bakın ya. Şu memleketin kaderine bakın. Şu memleketin kaderine bakın. Allah aşkına. Esnafsın değil mi? Kazım Bey, Kazım Karagöz, Ahmet, Mehmet neyse. Esnaflara her zaman hak veriyorum. Hatta ve hatta diyorum ki şu odalar, STK'lar kapatılsın arkadaş. Devlet buna bir el atsın. Devlet oraları kapatsın. Oda başkanlarını kapatsın. İstemiyoruz arkadaş. Vatandaş, esnaf istemiyor. Bak, esnaf bakanlığı kurulsun. Tek çatı altında bilesin ya. Bu ne ya? Allah Allah. Kimin eli kimin cebinde? Adamlar toz kondurmazlar. Adamlar tabii, bir de bunların bir tarafı daha var. Her sendikanın, her işte her odaların Antalya'da, işte Fethiye'de, şurada burada biliyorsunuz ağaların otelleri var. Yani işte kooperatif tarafından veya işte oda tarafından oteller alınmış. Bir de adamlar orada 5 yıldızlı otellerde keyif çatarlar. Ha, adam çok yoruldu ya maşallah. Bir yıl boyunca esnafın içerisine gitti, dert dinledi, ter döktü. Adam onun bir de acısını gidip orada yazıklarda böyle saltanat şeklinde sürdürenler var. Diğer taraftan da Kazım Karagöz gibi esnaf kardeşlerimiz, Mehmet Efendi, Ahmet Efendi inim inim inlesin. 1 lira, 1000 lira, 2000 lira kredi için inim inim inlesin. Hadi Yiğit, sen al esnafını git bankaya. Yiğit, sen gel esnafını al. Derdine derman ol. Ya Allah aşkına ya, lütfen.
Şu çöp poşetlerine sana katılıyorum Kazım Bey. Gerçekten temizlik, temizlik diyorum. Temizlik insanın belki de kültürüdür diyorum. İnsanın kültürü. Evet, şöyle bakıyorum. Sevgili Necati abimiz aramış Ankara'dan. Saygıdeğer Mustafa Bey, selamlar, saygılar sunuyorum demiş. Ankara'dan Necati Durgut abimize de buradan selam gönderiyorum. Evet, iyi akşamlar, ben Adıyaman Koruköy'den yazmış. Ondan sonra önce okudum ben. Sevgili Zeki abimiz göndermiş. Selam olsun. Peki, çok teşekkür ediyorum. Allah bizden razı olsun. Evet, sevgili Muhammed kardeşim göndermiş. Abi demiş, işsizim demiş, bana iş bulabilir misiniz? Size bu konuda sizden destek bekliyorum demiş bana. Evet, bu kim göndermiş bana? 7194 göndermiş. Helal olsun size demiş. Vallahi arkadaş, ben tanımıyorum, bilmiyorum. Ben içimden geleni konuşuyorum. Ben bu memleketin tozunu toprağını yutan biriyim. Bu memleket sevdalısıyım, ülke sevdalısıyım. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Kimseye gıcığım yok, kimseye kastim yok. Ama şu memleket için gerçekten elini taşın altına koyacak yürekli, cesaretli insanlar lazım diyorum ya. Kim olursa olsun. Muhtaçsa muhtar olsun, odasa oda başkanı olsun, başkansa başkan olsun, kim olursa olsun. Yeter ki şu memlekete sahip çıksınlar. Yeter ki şu memleketin derdine derman olsunlar. Yok. Al işte, odalardan bahsettik. Tozdan, topraktan, çöplükten. Yani burada farklı bir şey konuşabiliriz. Burada konuş Adıyaman değil de türkü söyleyen bir Adıyaman diyebiliriz. Yok. Dert çok. Dert çok, dert. Ha bir de bir soru daha gelmiş bana. Çok az önce dikkatimi çekti. Şu hileli gıdalar. Arkadaşlar bakın. 1 Temmuz'dan sonra Türkiye'de her şey serbest. Her şey serbest olacak. Yani kurallar dahilinde. Ama yıllardan beri söylüyorum. Ki yetkililer de sesimi duysun lütfen. Şu ucuz dönerler. Arkadaş bakın, diyor ki döner yanında ayran 3 lira. Bakın bir ekmek 1,5 lira ya. Bir ayran 500 lira. 2 lira desin. Ya 500 liraya, 1000 liraya, 1 kuruşa döner mi olur ya? Takip eden kimse yok mu? Bakın halkın sağlığıyla ilgili çok güzel bir soru gelmiş bana. Tedbir. İşlemler. Nerede arkadaş? Yani illa birileri mi olsun? Allah göstermesin. İlla birileri zehirlensin mi? Biraz tedbir almak şart diyorum ben. Evet, içine diyor tavuk gagası ve tavuk tırnağı koydukları hazır kırmayı et diye satanlar var diyor. Ben kasapları töhmet altında bırakmıyorum. Şu hazır yemekçiler falan filan vesaire. Geçmişte biz bunu yaşadık. Bu programda, bu ekranlarda bunu tartıştık. Ama cezai müeyyideler çok zayıf. Adam 5 lira, 10 lira neyse cezasını ödüyor. Ondan sonra işine devam. Yapmayın. Ya. Şu memleketin bak geleceğiyle oynuyorsunuz. İnsanların sağlığıyla, insanların geleceğiyle oynayan insanlar var. Yani bunu yapanlara bana göre tedbirler, sıkı denetimler artırılsın. Bu kimin görevi? Tabii ki Tarım Müdürlüğü bu konuda daha radikal kararlar alabilirler. Evet, İsmet Bey'e, Halil Bey'e, Fatih Bey'e çok teşekkür ediyorum. Eyvallah, Şam Bayat'tan bize göndermişler yine. Samsat'a selamlar olsun efendim. Allah razı olsun. Kahta bu akşam beni çok aradı ya. Aşkına, Allah aşkına, yani şurada Kahta'dan gelen sorulara bakıyorum. Gerçekten ciddi bir soru gelmiş bana Kahta'dan. Allah hepinizden razı olsun. Eyvallah. Şöyle hızlı bir şekilde. Evet, şu mahalleyle ilgili, Mara Mahallesi'yle ilgili gelen sorular var. Diyor ki birçok mahallede bırakın iki araç yan yana geçmeyi tek araç bile sığamıyoruz demiş. Böyle bir soru gelmiş bana. Bir vatandaş diyor ki Adıyaman'da neden kasap pazarı, balık pazarı yok demiş. Lütfen bunu iletir misiniz? Yine bir soru gelmiş bana. Adıyaman'da neden hayvanat bahçesi yok? Bunu geçen hafta ben bunu gündeme taşıdım. Ama ne hikmetse yok. Bir soru gelmedi bana. Yani bununla ilgili bir cevap da gelmedi açıkçası. Sıratuç Caddesi çift yönlü demiş. Araç olmaktan ne zaman kurtulacak demiş. Bir izleyicimiz bana Sıratuç Mahallesi'nden yazmış. Böyle bir soru gelmiş.
Evet, Maraş'tan yazıyorum demiş. İyi günler Maraş'ta, iyi akşamlar demiş. Maraş'taki güneş evler gibi konutlar istiyor demiş. Düşük maliyetli kiralık ev bulmakta zorlanıyoruz. Şehir dolmuş durumda demiş. Şehir dolmuş durumda. Nefes alamıyoruz. Gerçekten dolmuş durumda. Bu şekilde kiralık evlerde çoğalacağını düşünüyorum demiş. Maraş'ta güneş evleri yapılsa Adıyaman'da demiş şehir boşalır. Buraya gelin bir bakın lütfen demiş. Maraş'ta yazmış bir izleyicimiz. Bilemiyorum Adıyamanlı mı Maraşlı mı ama bu programı izleyip bize böyle bir mesaj yazmış. Gerçekten bu sıcak mesajından dolayı kendine teşekkür ediyorum. Evet, diyor ki efendim, Adıyaman köstebek yuvasına döndü. Abi demiş, bunu gündeme getirir misiniz? Evet, mahalleler toz toprak içerisinde, balkonları açıp oturamıyoruz. Doğru, bak balkonları açıp oturamıyoruz. Gerçekten her tarafta ciddi anlamda toz toprak var. Asfalt çalışmaları maalesef istenilen düzeyde değil diye yazanlar var. Yani bir izleyicimiz diyor ki abi Adıyaman'da demiş, Adıyaman'ın tanıtımındaki sorunları ve çözümleri, raporları demiş hazırlayan yok mu? Yani şu memleketin sahipleri yok mu? Bakın tanıtım, yani turizmden bahsetmiş sanırım bu kardeşimiz. Bununla ilgili kim rapor hazırlıyor diye vallahi ben de bilmiyorum sevgili kardeşim. Şimdi mesaj geldi bana. Sevgili Murat göndermiş. Alalım şuraya koyalım. Evet, Murat demiş ki efendim Adıyaman'da iş yok diyorlar. İş bilmezlik var. Her yer iş yeranı dolu. Bu konuyu dile getirsen sevinirim. İyi akşamlar. Bravo Murat. Çok teşekkür ediyorum sana. Bravo kardeşim. Allah senden razı olsun. Bununla ilgili bir notum da vardı benim. Şuraya yazmıştım yanılmıyorsam. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın, bugün bir işverenle görüştüm. Bir turizmci. Evet. Saat 3 gibi falan. Bir kardeşimizin işi için aradım. İş konusunda. Ve turizmci kardeşimiz. İsim vermek istemiyorum. Ama beni izliyordur mutlaka. Aynı şu ifadeyi kullandı. Asgari ücret üzerinden para ödüyorum. Yemesi, içmesi bana ait. İş öğretiyorum. İşi tam kavrama noktasında bırakıp gidiyor. Tamam, geçtik onu. Eyvallah. Şimdi ben diyor iş için bana geliyor bu kardeşlerimiz, üniversite mezunu. Tabii o da ayrı bir sorun. İş için geliyor bana. İş noktasında yardımcı olmaya çalışıyorum. Adam çalışmıyor. Niye kardeşim çalışmıyorsun? E bu iş ağır. E tamam da ben turizmciyim. Tabii ki benim işim bu işler de olur. Yani kattır, efendime söyleyeyim, temizliktir, yemekhanedir vesaire vesaire. E bana başka bir iş yok mu? E sana ne yapsın bu kardeşim, bu turizmci kardeşimiz? Yani bu iş veren kardeşim, sen önüne bir bilgisayarı koyup önüne soğuk içecek, klima havalı ortamda mı çalışırsın? Arkadaşlar bakın, gerçekten bu Murat güzel yazmış. Diyor ki Adıyaman'da işsizlik yok, iş beğenmezlik var. Bu Adıyaman'da iş beğenmeyen o genç kardeşim, o işsiz kardeşim buradaki imkanları tepiyor. Antalya'da, Muğla'da, orada burada gidiyor, affedersin, sırtından su akarcasına çalışıyor. Ama orada gıkını çıkaramıyor. Bakın burada çalışmıyor, orada gıkını çıkaramıyor. O iş arayan insanlar Kayseri'ye, Irgat'a gidiyor. O güneşin altında kalıyor, burada para beğenmiyorlar. Ya arkadaşlar lütfen ya. Yani herkes gazeteci mi olacak? Herkes vali mi olacak? Herkes belediye başkanı mı olacak? Yani birileri mutlaka bir işi yapacak. Ama ben bu konuda gerçekten bu iş veren kardeşlerimize katılıyorum. Bir arkadaşım mesaj yazmış ama silmiş. Ne mutlu ki Adıyaman'da Mercan TV var. Ne mutlu ki Adıyaman'da Mercan TV'nin basının değerli emekçileri var. Objektif gerçek basının sessiz tarafsız basının hakikati sesiniz susmasın demiş. Sevgili abimiz abi. Ya vallahi bak Kazım abi, Ahmet, Mehmet neyse yani. Bakın gerçekten biz çok dolu insanlarız. Biz yani şu memlekete gerçekten bir şeyler yapmak için varlığımızı gücümüzü ortaya koyuyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Bakın sırılsıklamamışız burada. Havalar sıcak, ışık altında burada. Gerçekten bu programı yapmak çok zor. Ha gerekirse ben sabaha kadar yine yaparım bu programı. Ama bizim şurada tek sıkıntımız arkadaş, yetkililer. Ey yetkililer. Gerçi yetkililer bu programı izlemezler. Çünkü hoşuna gitmez. Bu program onlar için zarardır.
Zarardır diyorum. Niye zarardır? Çünkü onlar burada eleştiri alacaklar. Onlar buradan halkın gerçek sesini duymuş olacaklar. Ama adamların umurunda değil. Bakın gerçekten samimiyetle söylüyorum. Şu bu programı izlesinler. Yetkililer izlesin. Yerel yönetimler izlesin. Kurum müdürleri izlesin. Not alın ya. Not alın arkadaş. Ya da gereken neyse gelin size diyorum ki bana gelen mesajları sizlere buradan dokümanlarla, bakın hepsinin burada kayıtları var zaten. Dokümanlarla size takdim edeyim ya. Bana gelen mesajları silmiyorum. A4'e döküyorum. Yanımda kalıyor. Gel iste arkadaş benden. Desin ki Ahmet, Mehmet, Kazım, Mehmet neyse yani. Böyle bir soru göndermiş bana. Arayayım beyefendi. Kazım, Ahmet Bey kusura bakmayın. Böyle bir soru gördüm akşam Mercan TV'de. İzledim. Ya bu sorunun çözümü noktasında size nasıl yardımcı olurum? Diyen bir babayiğit var mı Allah aşkına? Yok. Adınlar sinesine çekilmiş. Adınlar belki şimdi tatilde. Deniz kenarında. Umurunda mı? Onlar kararmaya gitmişler. Sevgili Hacı Sürücü'ye, Samsun'a selam olsun efendim. Kusura bakmayın böyle bazen mesajları unutuyorum. Affınıza sığınıyorum. Gerçekten affınıza sığınıyorum. Çünkü o kadar soru var. O kadar mesaj yazan var ki burada onları teker teker olmakta zorlanıyorum bazen. Merhabalar demiş. Ben Seda Özer. Seda Özer. Adıyaman Kıyatlı'da oturuyorum demiş. Ve Serap Lapsi hastasıyım demiş. Bilmiyorum ben mi yanlış okudum? Öyle yazmış bana. Neyse. Aynı zamanda başka hastalıklarla uğraşıyorum. Ve sürekli Malatya'ya gidip gelmemiz gerekiyor. Adıyaman'da neden hematoloji uzmanı yok? Neden hastaları başka illere gönderilmek zorunda kalıyoruz? Ve aynı günde gidip gelmek çok zor. Orada akrabamız olmadığı için yer sıkıntısı çekiyoruz demiş. Ve yürüyemiyorum. Aynı zamanda ikiz kardeşim de var demiş. Ve rahatsız tedavimi yarın bırakmak zorunda kaldım demiş. Yeterli bölümler yok. Adıyaman'la konuyu dile getirseniz çok sevinirim. İyi akşamlar. Seda Hanım göndermiş bana. 4402 göndermiş. Seda Hanım öncelikle geçmiş olsun. Dileklerimi iletiyorum sizlere. Allah yardımcınız olsun. Allah şifanızı versin. Gerçekten bu hematoloji ile ilgili bana birkaç soru daha gelmişti. Tabii ki konunun muhatabı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimi sevgili Fatih Doğan. İnşallah sesimizi duyar. Ve tabii ki duymasa da biz bu konuyu kendisine iletiriz. Yani o konuda rahat olun. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum efendim. Evet, sorularınız geliyor bana. Birkaç gün önceden, bir hafta önceden soru yazdıran vatandaşlar da var. Şimdi efendim, tüketim alışkanlığı gerçekten çok hızlı bir tüketim alışkanlığımız var. Hesapsız, limitsiz kredi kartı furyası var. Yani koca bir toplum olduk. Şehirli olduk daha doğrusu. Yani köyden kente göçler falan var. Eskiden köylü yoğurdu, yumurtayı şehre getirir satardı. Şimdi köylü şehirden yoğurt, yumurta alıp köye götürüyor. Bakın çok ilginçtir. İnsanlar çalışmadan harcamanın tadına vardılar. Yani çok ciddi bir sıkıntı var. Bana yazanlar var, icralık durumda olanlar var. Ben buradan görüyorum. Efendime söyleyeyim, ailevi sorunlardan dolayı, yani ekonomik sıkıntılardan dolayı boşanmalarda müthiş bir artışın olduğunu biz buradan görüyoruz. Gelen mesajlarda görüyorum ben. Yani arkadaşlar toplum olarak nereye gidiyoruz Allah aşkına ya? Yani o kadar bir hal aldı ki... İnanamıyorum. Bakın onlarca, yüzlerce her gün ilimizde, ilçelerimizde boşanmalar meydana geliyor. Ailevi sorunlar meydana geliyor. Akşam haberlerde gördük. Şu taciz olayları, Allah belanızı versin. Yani şu çocuklara, çocuk istismarlarına ceza, yani ceza vermeyin, idam verin ya. Kadına şiddete idam verin Allah aşkına ya. Ülkeye bak ne hale geldik ya. O kadar utanmaz, o kadar ahlaksız, o kadar yobaz insanlar var ki anlatamam. Ne oluyor arkadaş ya?
Ondan sonra diyoruz ki başımıza bela var. Tabii ki olacak yani. Virüs de bize az, şu da az, bu da az diyorum ya. Bakın ya, şu memlekete bakın. Çocuk istismarları almış başını gidiyor. Daha bizim gördüklerimiz, ekranlarda gördüklerimiz, basından izlediklerimiz, ya bir de düşmeyenler. Yani gerçekten bu sorun çok önemli bir sorun. Gençlerden bahsettik az önce. Yani şimdiki gençler biraz belki bana kızabilirler gençler ama şimdiki gençler anne baba olmuş, babalar anne ve çocuk olmuş. Yalan mı? Korkuyoruz arkadaş ya. Sevgi saygı kalmamış. Kendinizi çok beğeniyoruz, izliyoruz. Selam göndersen sevinirim. Sevgili Murat Yener, selam olsun. Mustafa Bey demiş, kendinizi fazla yormayın. Sizi dinleyecek olanlar şimdi Marmaris'te, denizde, selamlar demiş. Vallahi arkadaş, yani olsun ya. Çenemi yorarım. Sevgili arkadaş, sevgili 9077. Vallahi yorarım, billahi yorarım. Hiç önemli değil. Mehmet abi, süremiz ne kadar var abi? Peki, peki abicim, peki. Az bir süre kaldı diyor sevgili Mehmet Elçi abimiz. Peki. Şimdi efendim neye başlasam? Yani diyor ki abi eskiden silahlı sorguncular vardı. Vardı, olandan alırdı. Şimdi silahsız sorguncular zorla alıyor demiş. Sizden başka kimse sesini çıkarmıyor. Size teşekkür ederim demiş. Bir abi demiş Allah aşkına şu bankalara seslenin. Yani bankalar ne olacak halimiz demiş. Esnafız, kredi alamıyoruz. Yani 1,5-2 yıldan beri pandemiden dolayı çift asıl dükkan kapatıyoruz. Esnaf bankaya gidiyoruz. Banka bizi kovmaktan beter ediyor. Tabii banka seni kovmaktan beter eder. Ama git diğer illere bak. Yani her şeyin bir yeri ve üslubu vardır diyorum. Senin için konuşmuyorum. O soruyu bana gönderene. Adamlar ne güzel ilgi ve alaka gösteriyor ama bizim banka müdürlerimiz Allah versin. Yani daha Adıyaman'ın bu güzel insanlarının İyi niyetlerini farklı yöne çekiyorlar. Yazıklar ediyorsunuz. Çok yazık sizlere. Çok yazık. Adamsın demiş. Yeminle helal olsun sana demiş. Mustafa abi demiş. Arkadaş demiş milleti serbest tüketime geçiyor diye tekrar abone ediyor demiş. Para alıyor. Milletten yazık günah demiş. Vatandaşı kilovat kilovat soyuyorlar demiş. Mahmut Bey göndermiş. Demiş ki teşekkür ederim demiş. Halkın sorunları ve sağlığıyla ilgilendiği için ayrıca teşekkürler. Arkadaşlar her zaman söylüyorum. Şu esnaf, zorda kalan esnaf. Bakın şu anda memleket tefecilerin elinde. Evet iddia ediyorum tefecilerin elinde. Yani esnaflar inim inim kan ağlarken, bankacılar kredi vermezken vatandaş dürüst, namuslu, hasretli esnaf vatandaş gidip tefecilere avuç açmak zorunda kalıyor. Şu bankacılar, adam sana ipotek veriyor. Her türlü imkanı sana sunuyor ve eminim ki Adıyaman esnafı tıkır 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 aydan aya aidatını ödüyor ama sen bu esnafıma, vatandaşıma böyle zorluk çıkarıyorsun. Allah'tan kork diyorum. Allah'tan kork. Hani vermeyebilirsin. Eyvallah ama adamı azarlama. Esnafı azarlama. Zaten esnaf burnu solmuş buraya kadar gelmiş. Azarlama lütfen diyorum ben. Evet, vatandaş bana yazıyor efendim, diyor ki, abi diyor, kuyumcular, yani kuyumcu tabelası altında kredi kartı tefecileri ve iş yapanlar var demiş. Bizim adımızı da kötüye kullanıyorlar, imaj veriyorlar demiş. Lütfen denetimler arttırılsın, bunu bir kuyumcu esnafı yazmış. Ben de kuyumcuyum diyor ama diyor, kredi kartıyla tefeci yapanlar varmış. Bunu yani bir esnaf, bir kuyumcu esnafı bana yazmış. Hayretmiş. Hayretmiş. Yani o günlere de mi geldik ama bilemiyorum. Evet abi demiş diplomalıyız ama işsiz demiş. Lütfen iş konusuna değinin. Sevgili genç kardeşim haklısın. Yerden göğe kadar haklısın. Ama işsizlik gerçekten başlı başına bir sorun. Adıyaman için yapılan hizmet hak yolundan hakikate varmak, hakikati anlamak, sorulan soruları dinlemektir. İnandığım hizmet Adıyaman'ın geleceği için sen gerisi teferruattır Sayın Mustafa Bey demiş. Umarım halkın sorduğu soruları belediye başkanımız, sayın valimiz, mülkiyemlerimiz dinler. Halkı dinlemeyen yetkililer yetkili değildir demiş. Çünkü halkın sorunu ülkenin
memleketin sorulur diye bir yazı gelmiş bana sevgili Kazım Bey'den. Evet, Hacı abi göndermiş. Sayın muhtarımış, ben Besnin Hacı Bozu demiş. Gönül isterdi ki sizinle baş başa dertleşelim. Dert çok, misalda hata yok. Atıyorum ben demiş 10 yaşındaki çocuğumdan bir bardak su istiyorum, vermiyor demiş. Bu çocuk 20 yaşıyor, askere gidiyor, kendisinden bir gün önce gelen askerin karşısında esas duruşta duruyor. Disiplin olmayan yerde bereket olmaz. Aile terbiyesi görmeyenlerde terbiye olmaz. Bir insan ne olursa olsun ailesinden görmesi lazım demiş. Besne yazan sevgili Hacı Bozo. Yani acaba yaş itibariyle bilmiyorum, fotoğrafından gördüm. Yaşta bizden büyüksün. Demek ki senin bilgin, birikimin, tecrübelerin bizden bir hayli fazla. Abi asluhu nesluhu, yani gerçekten gençlerimize çok büyük görevler düşüyor. Bizler bugün varız, yarın yokuz ama bu gençlik, bu nesil nereye gidiyor? Gerçekten merak ediyorum. Şimdi bir soru da gelmiş bana. Diyor ki abi, eski sarayda orman binasının orada Türk Telekom'a ait, avizeli telefonlar var. Pislikten geçilmiyor. Evet, geçen yıl bunu haber yapmıştım. Ya şimdi Türk Telekom'daki yetkililer, Allah aşkına, tabii siz de orada çalışan insanlarsınız, maaş alıyorsunuz, vatandaştan harıl harıl para kazanan insanlarsınız. Peki siz o telefonları, yani o kontürlü, o kartlı telefonları görmüyor musunuz Allah aşkına? Pislikten görmüyor musunuz? Bir de bunun yanı sıra AVM, yani ATM'ler, evet, banka matikler diyeceğim. Her gün yüzlerce insan orada parmak basıyor, işte bu koronavirüslü, hastalıklı falan vesaire. Allah aşkına bakın, hiç hepimizin de ortak noktası ATM'ler. O ATM'lerde o bankalar milletten harıl harıl para kesiyorlar, harıl harıl faiz alıyorlar. Ama bankamatiklerin önlerinde bir tane dezenktefe koyma lüksüne sahip değiller. Çünkü adamların parası yok. Evet, süremizin sonuna geldik sevgili Mehmet Elçi kardeşim. Süreyi toparlıyorum ben. Eyvallah. Tabii benden sonra yine çok değerli konuklarıyla Bestin ve Aysu ile sizin olsun şov başlıyor. Buradan da başarılar diliyorum. Ben burada bu stüdyodayken diğer tarafta çalışmalar var. Belki küçük de olsa sesler geliyor ama yani bu canlı yayında da böyle ufak tefek hatalarımız var efendim. Evet, biz buraya kadar dedik. Bir soru da gelmiş. İsrarla sormamı istiyor. Musa Bey demiş, emeklerin sonuna değinir misiniz demiş. 1500, 1600, 1700 maaş alıyoruz. 5-6 nüfusu olan nasıl geçimini yapacak demiş. Gerçekten hepimiz sanki yeni askerden gelmiş gibi iş arıyoruz. Kafayı yiyeceğiz demiş. Ne olacak halimiz? 53-34 göndermiş bana. Allah yardımcın olsun kardeşim. Yani bir de Allah yardım etsin. 1500, 1600, 1700. Hadi 2000 al. Hadi 3 lira al. 3000 lira al. Ama sen bunun 1500 lirasını kiraya verirsen sen 1500 lira geçiremezsin. Vay haline. Vay senin gibi, benim gibi birçok insanın haline diyorum ben. Evet, bunu haftaya biraz daha konuşacağım. Bu Adıyaman yolları ne olacak demiş. Lütfen bunu da söyleyin demiş. 39.02. Kardeşim az önce değindik. Toz toprak. Yani eskilere döndük. Bakın toz topraktan geçilmiyor. Gerçekten geçilmiyor. Hava sıcak. Bakın 37, 40 derece, 45 derece sıcaklık olan bir ilde yaşıyoruz. Ve bir de bunun üstüne tuz biberi olsun diye tozlarımız var. Ama görmüyorlar, görmüyorlar, görmüyorlar. Efendim biz göreceğiz. Biz haftaya yine salı günü burada olacağız. Haftaya buluşmak dileğiyle hoşça kalın.